Efendim iyi akşamlar. NAV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Başlamadan önce bu akşam Selçuk Tepeli bizlerle değil çünkü yurt dışında ama pazartesi akşamı yeniden burada olacak, onu belirteyim. Ve bu akşam başlığımız neymiş? Ne alaka demişti eski Çevre Bakanı yeni İBB Başkan Adayı Murat Kurum. Erzincan İliç faciası ile ilgili toprak kaymasıyla ÇED raporunun ne alakası var demişti. İşin aslı neymiş? Hemen ilk haberde izleyecek, öğreneceksiniz. İşsizlik sigorta fonundan işverenlere yapılan destek oranı değişti. Neymiş? Fon bir bakıma başka bir fona dönüşmüş. Onu da aktaracağız. Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Erzincan'daki maden faciası ile ilgili eleştirilerin hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum var. Madenin ÇED raporunun altında dönemin Çevre Bakanı olarak imzası olan kurum, ÇED raporuyla toprak kaymasının ne alakası var demişti. İşte o alakanın belgesi ortaya çıktı. Çevre Bakanlığı'nın resmi belgesine göre altın madeni yığın liç sahasında 27 Mart 2022 tarihinde tehlikeli bir kayma olayının yaşandığı belirtiliyor. Anagolt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yığın liçi sahasında 27.03.2022 tarihinde 1292 ve 1346 katları arasında bir kayma olayı meydana geldiği, 9 kişinin toprak altında kaldığı Erzincan İliç'teki altın madeninde 2 yıl önce de bir toprak kaymasının yaşandığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, Çevre Bakanlığı kayıtlarına giren resmi belgeyle duyurdu. Çevre Bakanlığı 2022 yılında yaşanan bu kayma olayını kamuoyundan gizlediği için ve gerekli tedbirleri almadığı için aynı yığın liç sahasında daha büyük bir felaket gerçekleşti. ÇED raporuyla toprak kaymasının ne alakası var? Bu belge felakete giden yolların tümünün Çevre Bakanlığı'ndan geçtiğini gösteriyor. Atılan her imza dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum'a çıkıyor. Facianın yaşandığı altın madeninin ÇED raporunun altında imzası olan Murat Kurum, ÇED raporuyla toprak kaymasının ne alakası var demişti. Deniz Yavuz Yılmaz'ın yayınladığı belge tam da Çevre Bakanlığı'nın alanına girdiğinin kanıtı aslında. 9 işçinin altında kaldığı liç yığınıyla ilgili belgeyi Çevre Bakanlığı'nın düzenlediği yazıyor o belgede. Bakanlığımızca yığın liçi sahası için düzenlenen maden atığı depolama tesisi onay belgesi kapsamında değerlendirilmesi istenmiştir. ÇED raporuyla toprak kaymasının ne alakası var? 9 tane yurttaşımızın acısı hala ailelerin yüreğinde varken benimle ne alakası var diyebilen bir akla İstanbul'u emanet edilir mi kardeşim ya? Edilmez. Sahada yapılacak tesis ve inşaat işlemlerinin bölgedeki herhangi bir doğa olayını tetiklememesine dikkat edilmeli. Bölgede meydana gelebilecek deprem, kaya düşmesi, heyelan, su baskını, çığ gibi afetler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu da 23 Haziran 2023 tarihinde faciadan 8 ay önce AFAD'ın Erzincan İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne gönderdiği uyarı yazısı. Heyelana karşı uyarmış AFAD. Aslında Murat Kurum'un yerinde olsam, susuz olduğumu hissediyorsam çıkar yargılayın der, kendimi aklarım. Ama biliyor ki sorumluluğu var. İşletme kusuru diyerek işletmecilere veyahut da şu bakanlığın kusuru diyerek oraya atmak çok ahlaki değil gibi geliyor bana. Muhalefet facianın siyasi sorumluları da hesap vermeli derken İliç'teki maden faciası sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısıyla 3 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla görevden alındı. Kamuoyu baskısıyla 3-5 bürokratı görevden aldılar. O bürokratlar bakan adına yetkililer, bakan adına imza atıyorlar. ÇED raporuyla toprak kayması ne alaka? Ha? İşte alaka. Neymiş? Bakanlığınız toprak kaymasıyla ilgiliymiş ve bu nedenle rapor hazırlamış 2022'de. Belgesini Deniz Yavuz Yılmaz gösterdi, paylaştı bizlerle. Zaten böyle ifadelerin mesela tek bir güvenlik makalesi okumadım deyip tam 7 yıl İçişleri Bakanlığı yapan Soylu'nun ifadelerinden farkı yok. Ya işi bilmiyorsunuz ya da seçim dolayısıyla yanlış konuşmayı tercih ediyorsunuz. Başka bir açıklaması yok. Yok yani.